Hollanda'da tarlalar 1944 yazının muazzam tank savaşlarından kalan parçalarla doludur. Ama bu arazi diğerlerinden farklı. Bu arazi Almanya'nın en büyük tank komutanı Michael Wittmann'ın diğer adıyla Karabaron'un son savaş meydanı. Wittmann kariyeri boyunca 168 tank imha etti ve 3. Reich'in bir kahramanı oldu. 8 Ağustos 1944'te burada ölümünden bu yana ölümü konusunda, özellikle onu öldüren atışı kimin yaptığı konusundaki tartışmalar sürmekte. Askeri tarihçi Norm Christie ve ekibi Normandiya'ya gelip delilleri inceleyerek Michael Wittmann'ı kimin öldürdüğünü kesin olarak belirlemeyi amaçlıyor. Sinto, Normandiya. Michael Wittmann'ın kalıntılarının 1983'te bulunduğu yer. Savaştan beri pek çok kişi Kara Baron'u öldürdüğünü iddia etti. İngilizler ölümcül atışı kendilerinin yaptığına inanıyor. Dürüst olmak gerekirse onu haklamak bir zevkti. Bir diğerleri tankının bir tayfun uçağı tarafından vurulduğunu düşünüyor. Bulunduğunda taleti patlamayla uçmuştu. Bunu ancak bir tayfun yapabilirdi. Bazıları da onu vuranın bir Kanada tankı olduğunu düşünüyor. Bence Michael Wittmann'ı Sherbrooke'lar vurdu. Michael Wittmann'ı kimin öldürdüğü bilmecesini çözmek için Norm Christie ve ekibi savaş meydanını her yönüyle inceleyecek, her iki tarafın tanklarını inceleyecek ve Michael Wittmann'ın son savaşında bulunmuş tank mürettebatlarının raporlarını tekrar gözden geçirecek. Kanada Sherbrooke'ları, İngiliz Northamptonshire süvarileri ve son olarak Alman panzer birlikleri, tartışmanın merkezindeki Michael Wittmann'ın dahil olduğu kuvvet. Michael Wittmann 1914'te doğdu ve daha iyisini isteyen hırslı bir çiftlik çocuğu olarak büyüdü. 19 yaşında orduya katıldı ve hızla yükseldi. 1939'da savaş başladığında Führer'in özel muhafız birliği, Waffen-SS birliği, Lippstandarte Adolf Hitler'de görevliydi. Bir kundağı motorlu topun komutanı olarak hemen kendini gösterdi ve korkusuz bir lider olarak ün kazandı. Ama bu Michael Wittmann için sadece bir başlangıçtı. 1943 baharında Almanya'nın en korkulan silahlarından birinin komutanlığına getirildi. Bir Tiger tankının. Doğu cephesine tayin edilen Wittmann'ın cesur taktikleri 6 ay içinde 56 tank ve top gibi etkileyici bir skora ulaşmasını sağladı. 1944 Ocağı'nın sonunda skoru 100 gibi inanılmaz bir rakama ulaşmıştı. Yaptıkları Almanya'da manşetleri süslemeye başlamıştı. Hem dostları hem düşmanları tarafından Kara Baron olarak anılan Wittmann bizzat Hitler tarafından ödüllendirildi. Ama bütün övgülere karşın en büyük zaferi hala gelmemişti. Batı cephesinde müttefik işgal kuvvetleriyle savaşmak. 6 Haziran 1944'te müttefikler Normandiya'ya çıkarma yaptı. Alman Yüksek Komutanlığı 4 tümeni Normandiya cephesini desteklemek için ileri sürdü. Bunların arasında 101. SS Panzer Tugay'ın 2. taburu da vardı. Bu birliğin komutanı Michael Wittmann'dı. 13 Haziran'da bir İngiliz zırhlı konvoyu işgal altındaki Fransız kasabası Villers-Bocage'a ulaştığında Karabaron tankıyla hemen kasabanın dışındaydı. Askeri tarihçi Norm Christie o gün Villers-Bocage'da Michael Wittmann'ın adımlarını izliyor. Şu anda Villers-Bocage muharebesi üzerinde uzman olan Daniel Taylor ile birlikteyim. Ve bana 13 Haziran 1944'te ne olduğunu anlatacak. Burada Wittmann'ın Tiger'larıyla ne oldu? Kendilerini bu küçük yolda buldular. 5-6 gündür Belçika'dan buraya doğru yol almaktaydılar. Birlik yüzlerce mile dağılmıştı. Buraya 5 tankla ulaşabildiler. Burası oldukça iyi bir koruma sağlıyor. Yani bu yol boyunca durmuşlardı. Evet, başta öyleydiler. Peki sabah ne oldu? Sabah Wittmann'ın birliği yolda ilerleyen tankların sesleriyle uyandı. Yani yaklaşık 180 metre ötedeydi. Aşağı yukarı. Taretler şu çizgiden ilerlediğinde onları görecek. Tam bunun üstünden? Evet, orada. Peki şimdi Wittmann buna ne tepki verdi? Elinde çok az seçenek vardı. Ne yapması gerektiği tartışılabilir ama yapmaya karar verdiği şey saldırıydı. Ich musste schnell handeln. Ich fuhr los mit nur einem Panzer bis zur Säule und überraschte die Engländer genauso viel, wie sie mich überrascht haben. Wittmann hızla tarlayı geçti.
İlk atış bir Firefly'a atladı. Onları aşağı yukarı 40 metreden vuruyor değil mi? Evet öyle. Bu çok yakın mesafeden. Birliğin geri kalanı saldırıya geçti. Bir bölük şuradaki tepenin üzerindeydi. Tarlayı geçti ve nakliye araçlarının arasına daldı. Teker teker alev almaya başladılar. Şimdi kasabaya girecek ve arkasında ölü ve yanan araçlar bırakıyor. Kasabadakiler başlarına gelecekten haberdar mı? Kesinlikle hayır. Bu onlar için kötü bir sürpriz olmak üzere. Whitman aşağı iniyor. Aşağı indiği zaman bu 4 Cromwell tankına rastlıyor. Bir şansları olmasını beklersin değil mi? İsabet almadan önce Tiger'a 2 atış yapmayı başarıyor ama ikisi de zırhtan sekiyor. Yani 40 metrede zırhtan sekiyorlar. Evet, 40 metre çok yakın. Arkadaki Cromwell şu duvarların arkasına çekmiş ve şu binanın bahçesine girmiş. Komutanı da yüzbaşı Dias. Aniden bu Tiger tankını gördüm. Ana caddeden aşağı doğru ateş ediyordu. Sürücüye tankımızı geri geri bir çiftlik bahçesine sokturdum ve aniden şaşırtıcı bir şekilde nişancı pozisyonunda kimse yokken Tiger önümüzden geçiverdi. Cromwell'in şanssızlığı. Nişancı tuvalete gitmişti ve ateş etmesi mümkün değildi. Büyük bir şansı kaçırdı. Büyük şansı kaçırdı, evet. Tiger yanını ona vererek önünden geçiyor. Ateş etmeye imkan yok. Tiger geçip üstteki caddeye döndü ve başka bir hedef zengini bölge. Whitman'ın saldırısı toplam 12 tank ve 15 başka aracı yok etti. Bunların tamamı 10 dakika içinde olup bitti. Sonra şansını daha fazla zorlamamaya karar verip köyün içinden geri çekildi. Bu saldırıda kaç tank ve araç onun adına yazıldı? Almanlar onun hesabına bütün bir alayı yazdılar. In diesem Ort prallten die Panzer zusammen. In den engen Straßen wurde eine stärkere amerikanische Panzereinheit gestellt und zusammengeschossen. Seit dem ersten Tag der Invasion haben die Angloamerikaner rund 1000 schwere und schwerste Panzer verloren. Whitman'ın İngilizlere yaptığı saldırı iyi sonuçlanan büyük bir kumardı. Bununla tek başına müttefik saldırısını kırdı ve Normandiya'dan çıkışlarını geciktirdi. Villers Bocage'da yaptıkları sayesinde Whitman bir kez daha Führer tarafından ödüllendirildi. Hırslı çiftlik çocuğu yaşayan bir efsane olmuştu. Ama Whitman'ın şansı tükeniyordu. 2 aydan kısa bir süre sonra Reich'ın büyük kara baronu ölmüş olacaktı. Ve arkasında ölümüyle ilgili büyük bir gizem bırakacaktı. ...13 Haziran 1944. Panzer komutanı Michael Whitman, Norman köyü Villers Bocage'da bir İngiliz zırhlı konvoyuna tek başına cesur bir saldırı düzenleyerek adını savaş tarihine yazdırdı. O gün yaptıkları stratejik Caen kasabasına yönelen müttefik saldırısını yavaşlattı. Almanları bölgeden çıkarmak 2 ay daha süren kanlı çarpışmalara mal oldu. Temmuz 1944'te müttefikler Caen üzerine bir dizi saldırı düzenler. Amaçları kasabanın güneyindeki tarlalara ilerlemektir. Bölge Normandiya'nın en yoğun çarpışmalarına sahne olur. Aylar geçtikçe ağır kayıplara karşın ancak kısa bir mesafe ilerleyebilirler. Hiç kimse müttefik zırhlı birlikleri kadar ağır darbe almamıştır. Bir aylık bir sürede 400'den fazla tank kaybedilmiştir. Normandiya'da ilk gördüğümüz şey harap olmuş bir Sherman tankıydı. Tamamen yanmıştı zira Sherman'lar patlamalarıyla ve 5-10 metrelik alev dilleri püskürtmeleriyle ünlüydüler. Bizim gördüğümüz tankın içinde mürettebattan 3 tanesi hala oturuyordu ama tanınmayacak haldeydiler. Almanlar bize Tommy pişiren diyorlardı. Çünkü çok kolay alev alıyorlardı. Bir günde bir kötümser olmuştum. Buna memnunum. Çünkü başka türlü hayatta kalamazdınız. İnsan o anda çok büyük bir tehlike içinde olduğunu anlıyor. Çünkü bu Almanların güzel toplarıyla kolayca yapabildikleri bir şeydi. Bazı tanklarda bir yandan girip diğerinden çıkıyorlardı. Ama
Asıl önemli olan tanklarımızı güvenli bir mesafeden yok edebilmeleriydi. Yolda bizi bekleyen kaderin bu olduğunu bize kimse söylememişti. İnsanın aklında her Alman tankı bir Tiger oluveriyor. Çünkü Tiger dehşetti. Eğer karşındaki Tiger'sa hayatın için savaşman gerekiyordu. Onları her gördüğümüzde titremeye başlıyorduk. Çünkü topları çok üstündü. Teknik olarak 1.75'likle bir Tiger'ı halletmek için gerekli menzil 5-10 santimetreydi. 75'liklerden yapılan atışlar pimpon topları gibi sekiyordu. Bir avantajımız Firefly dediğimiz tanklardı. Yine bir Sherman'dı. Ama 75'lik top ki bu 3 kiloluktu. 6 kilolukla değiştirilmişti. İlk defa Tiger'la başa çıkabilecek bir tankımız vardı ve ona güvenebiliyorduk. 7 Ağustos 1944. 25 binden fazla İngiliz ve Kanadalı asker Totalize harekatında. Caen'in güneyindeki Alman savunma hattını kırmak için düzenlenen büyük çaplı bir saldırı için toplandılar. Önceki harekatların aksine Totalize bir gece saldırısı olarak planlanmıştı. Amaç Almanların kafasını karıştırmak ve tepkilerini güçleştirmekti. Harekat 8 Ağustos gece yarısı başladı. İlk saldırı başarılıydı ve 4 saat içinde müttefikler Alman atlarını yardı ve güneye ilerlemeye başladı. Karanlıkta bazı birlikler yavaşlamıştı ama Northamptonshire süvarileri ve Kanada Sherbrookeları gibi bazıları hızla hedeflerine ulaşmışlardı. Ana güçten ayrılan bu birlikler kaçınılmaz Alman karşı saldırısı için savunmaya geçti. Bu şekilde 8 Ağustos gününün erken saatlerinde müttefiklerin Kara Baron'la son karşılaşması için sahne hazırdı. Northamptonshire süvarileri Michael Whitman'ın ölümüne karışan iki zırhlı birlikten biriydi. Onların hikayesinin doğruluğunu sınamak için Norm Christie'nin önce onların savaş meydanındaki kesin konumlarını bulması gerekiyor. Bugün 1944'te Saint Aignan'ın güneyindeki meyve bahçesinde gizlendiklerini biliyoruz. Ama son 60 yılda pek çok şey değişti. Örneğin meyve bahçesi artık yok. O yüzden nerede olduklarını bulmamız gerekiyor. ...8 Ağustos günü saat 8'de Northamptonshire süvarileri hedefleri olan Saint Aignan'a ulaşmışlardı. Ve bir Alman karşı saldırısına karşı savunma pozisyonu almak üzere köyün güneyindeki ağaçlıklara giriyorlardı. Bugün hiç meyve bahçesi yok ve çok az ağaç var. Ama 1944'te bütün bu bölge ağaçlıktı. Burada güneydeki ve batıdaki bölgeye hakim bir görüş alanları vardı. Buradan ulusal yol görülebiliyor ve Almanlar daha güneydeydi. Süvariler savunmalarını kurarlarken, Kanadalı Sherbrooklar da ulusal yolun batısında ilerlemeye devam ediyorlardı. Norm Christie şimdi onların Michael Whitman öldürüldüğünde bulundukları noktayı tam olarak belirleyecek. Şöyle yapacağız, Kanada mezarlığının yanından geçeceğiz ve biraz kuzeyde Gumeznil var. Çok çok küçük bir köy. Burası Sherbrookların durduğu yerdi. Etrafında bir taş duvar ve eski bir şato olduğunu biliyoruz. Bu bizim duvarımız gibi görünüyor. Bu Gumesne'ye ilk girişimiz. Köyün ortasına gideceğiz ve şatonun eskiden nerede olduğunu soracağız. Eski şatoyu ararken Don Christie, köylüler tarafından Gumesne'nin doğu eteklerine, ulusal yolun kısa bir mesafe uzağına gönderildi. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Ça va? Ça va. Et, tu cherches pour le place pour le vieux château et la vieux mur. Oui. Voilà. Tout de suite, on est ici. Oui. Là, la maison et le vieux château ici. Ok. Et un mur tout autour, comme ça. Le château, il a brûlé oui. avec les Anglais.
Mais c'était pas l'aviation, ni les chars, ni la brûlée. C'est un accident. Accident bête, oui. Accident beaucoup. Merci, monsieur. Voilà. So. Eski şato buranın hemen kuzeyindeymiş ve duvar, büyük bir duvar, buraya 30 metre girip şu taraftan dolanıp ana yola iniyormuş. Savaşın sonunda eski şato yanmış. Anlaşılan bir grup İngiliz askeri sarhoş olmuş ve şatoda yangın çıkmış. Bu doğru duvar. Sherbrooke'ların muharebe gününe gördüklerini görmek için içeri girebilmeyi umuyorum. Buradan geçeceğim. Bu kesinlikle aradığımız duvar gibi görünüyor. Şu tarafa bakarsanız Sherbrooke'ların izlerini görebilirsiniz. Şu delikleri görüyor musunuz? Bunlar Sherman boyunda delikler. Orası yıkıp geçtikleri yer. Ayrıca duvara atış yapabilecekleri yüksekliğe kadar yıktıkları yeri de görebilirsiniz. Burası savunma mevzilerinin bir kısmını kurdukları yer. Onlara muhteşem bir atış sahası sunuyor. Eğer Almanlar kuzeydeki Sinto'dan saldırmak isterlerse, Sherbrooke'ların eline düşeceklerdi. Sherbrooke'lar burada saklanıyordu. Burada ilginç olan şu, o kadar iyi gizlenmişlerdi ki, burada olduklarını kimse bilmiyordu. Savaştan sonraki tarihler bile, Sherbrooke'ların burada olduklarından bahsetmez. Walters o kadar iyi bir pozisyon seçmişti ki, onları kimse bulamazdı. Ama Reddy Walters'ın bilmediği bir şey vardı. Biraz güneyde, Sinto köyünde, İçinde Michael Whitman'ın da bulunduğu bir SS görev grubu bir karşı saldırı planlıyordu. Almanlar için durum kritikti. Totalize harekatı savunma hatlarını kırmıştı ve bütün bir tümeni imha etmişti. Şimdi Normandiya'da kalan bütün Alman birliklerini kuşatmaya doğru gidiyordu. Müttefik ilerlemesini kesmek için gecikmeksizin karşı saldırıya geçmekten başka umarları yoktu. 12. SS tümeninin komutanı Kurt Mayer ulusal yol üzerinde bir karşı saldırı düzenleme emri almıştı. Karşısında büyük bir güç bulan Mayer, durumu eşitleyebilecek bir adamı çağırdı. Kara Baron. 8 Ağustos 1944. Sinto köyünde Alman tank komutanları, müttefik saldırısına yanıt vermek için uygulayacakları taktikleri tartışıyorlardı. Kurt Mayer, bir karşı saldırı planlamak için Michael Whitman ve diğer subaylara danışıyordu. Asıl endişelerinin kaynağı, kuzeydeki bir sırtta bir saldırı için toplanan bir grup Kanada tankıydı. Mayer Whitman'a, Tiger'larını alarak Kanadalıları Willis Bocage'daki ünlü saldırısına benzer bir hücumla vurması emrini verdi. Eğer Whitman Kanadalıları hazırlıksız yakalamayı başarır ve dağıtabilirse, Almanlar için çok değerli bir zaman kazanmış olacaktı. Saat 11.30'da Whitman, Mayer'in elini sıktı ve Tiger'ına bindi. 12.30'da saldırıya geçti. Norm Christie o gün Sinto'nun dışındaki tarlalarda gerçekleşen dramatik olayları anlatıyor. Plan 5 tankın bu araziden 2 tanesinin de ulusal yolun diğer tarafından geçmesini gerektiriyordu. Amaç tepenin üzerinden aşıp orada Totalize operasyonunun ikinci aşaması için toplanmakta olan Kanada tanklarını vurmaktı. Buraya gelmeleri yaklaşık 10 dakika sürdü ve bam! İlk Tiger isabet aldı. Bu sırada Whitman ulusal yolun oradaydı. Bunu görmüş olmalı çünkü telsiz şöyle diyor. Achtung! Achtung! Back von rechts! Back von rechts! İkinci tank vuruluyor. Tamamen havaya uçuyor. Üçüncü tank etkisiz hale geliyor, zira paletin tekerleklerinden isabet alıyor. Geri çekilmeye çalışıyor, geri gidiyor ve bam, havaya uçuyor. Birkaç dakika içinde arazi yanan enkazlarla doluyor. Askerler taretlerden çıkıyor, yaralılarını topluyor, vurulmadan önce uzaklaşmaya çalışıyorlar. Ve uzaklaştıkça 007 numaralı Tiger'ı görüyorlar. Hareket etmiyor ve tareti doğuya kaymış durumda. Sonradan hiç kimse Kara Baron'a tam olarak ne olduğunu bilmiyor. Savaşta kaybolduğu ilan ediliyor. O sırada kaderine ilişkin tek ipuçları hayatta kalan Alman tankçılarından gelen birkaç dağınık rapor.
Sola baktığımda Michael'ın tankının hareket etmediğini gördüm. Tare sağ kaymıştı ve öne yatıktı. 250-300 metre yaklaştığımda aniden tanktan alevlerin yükseldiğini gördüm. Taret uçtu ve yere düştü. Bu anlatımlar onlarca yıl temelsiz kalacaklardı. Ta ki 1945'te bir Fransız köylüsünün çektiği savaş meydanı fotoğrafları Tiger 007'nin imhasının bazı detaylarını onaylayıncaya kadar. O zamandan bu yana Gumeznil yakınlarındaki bu arazide daha fazla delil gün ışığına çıktı. C'est votre collection? Voilà, c'est la collection. Les caisses par le champ de bataille. Beaucoup de choses ramassées par mon père, oui. Non, vous trouvez toutes les pièces et votre père? Oui. Trouvez à quelle place? Dans le champ? Oui. Là où on a trouvé les corps, oui. Et toute la région aussi? Aussi, mais voilà, je peux vous dire, certifier que celui-ci vient de 007, oui, voilà. Araştırmamızın kalıntılarına dokunmak heyecan verici, bu gerçek. Bununla konuşuyorlardı. Gırtlaktan konuşurlardı ve buradan çıkardı. Bu Almanlara özgü. Bu Whitman Tiger'ından. Whitman's Tiger. Wow. This is bu 88'lik bir zırh delici mermi. Burada barut payı var. Topa yükleniyor. Bu Tiger'ın bu kadar ölümcül olmasının nedeni. C'est aussi une trappe qui était dans le fond de la tourelle. C'est le plancher de la tourelle. C'est le plancher de une partie du plancher de la tourelle, oui. Whitman, il a marché là. Oui. Bien sûr. Oui. For la dernière fois aussi. La dernière fois, oui. Et même sa femme a pleuré quand elle a vu cette pièce. Oui, c'est ça. Pas la photo, je pense. Voilà. C'est ce qui voilà, qui comble le vide de cercle là. Oui, la grande explosion fait comme ça. Oui. Et pousse. Qu'est-ce que c'est ici? Ceci, oui, c'est une toile que j'ai fait le même jour que les deux cercles de la tourelle. Bu bir tayfundan fırlatılan roket. Tiger'dan diğerlerinin çıkarılmasına yakın bir zamanda bulunmuş. Bu Michael Whitman'ı kimin öldürdüğü konusunda yeni bir seçenek sunuyor. Tiger 007'den gelen bu kalıntılar savaş meydanı tasvirlerini Gumeznil yakınlarındaki arazide çekilen Whitman'ın tankının enkazının fotoğrafına bağlayan ilk somut kanıtları sunuyor. Ama hala Kara Baron'un kendisine ne olduğu ya da araştırma için daha önemlisi kimin son atışı yaptığını açıklamıyor. Yanıtları bulmak için Norm Christie önce savaş meydanını yeniden yaratmalı. Bunun için de Whitman'ın tankının imha edildiği kesin noktayı bulmalı. 8 Ağustos 1944'ün savaş meydanında ulusal yolun kenarındayız. Qu'est-ce que vous trouvez en 83 ici? Non, beaucoup plus ici 70 mètres. Environ 60 mètres peut-être. Nous sommes vraiment certainement sur l'endroit où les cinq hommes étaient. Avec qu'est-ce que les insignes de SS ou Oui, sur le Whitman, il y avait la veste encore. OK. En cuir. Michel bize burada yüzeyin hemen altında bazı kalıntılar bulduklarını söylüyor. Önce en üstte bazı kemik parçaları bulmuşlar, sonra Alman savaş mezarcılarını çağırıp kazmaya başlamışlar ve daha fazla kalıntı bulmuşlar. Panzer tankçı üniformaları, künyeler, Michael Whitman'a ait bir tabanca bulmuşlar. Bulunanların 8 Ağustos'ta Whitman'ın tankı olan Tiger 007'nin kalıntıları olduğuna karar vermişler. Burada 4 Tiger'ın imha edildiğini biliyoruz. Buradakinin Michael Whitman'a ait olduğunu biliyoruz. Ama son ateşi kimin yaptığı sorusu hala yarısız. Birliklerin yerlerini belirleyen Norm, şimdi Kara Baron'u öldürenin süvariler mi yoksa Sherbrooke'lar mı olduğunu bulmaya çalışacak.
Burada Sherbrooke'ların pozisyonunu görüyoruz. Eski şatoya yakın olduklarını biliyoruz. Tabii ki süvarilerin o tarafta Senanyan'a yakın olduğunu biliyoruz. Elimizde bu pozisyon ve bu pozisyon var. Bu ikisi Tiger saldırısını yakalayan kıskaçlardı. Şimdi 1944'te çekilen hava fotoğraflarını kullanarak Michael Whitman'a ne olduğunu öğrenebiliriz. ...8 Ağustos 1944'te Almanya'nın en büyük tank komutanı Michael bu arazide öldürüldü. Şu ana kadar Norm Crist, İngiliz ve Kanada güçlerinin pozisyonlarıyla Whitman'ın tankının son konumunu buldu. Şimdi 1944'ten kalma hava fotoğraflarını kullanarak Kara Baron'u kimin öldürdüğünü kesin olarak belirleyecek. Yan Huo ile birlikteyim ve o Sintu'daki bu savaş meydanı konusunda bir uzman. Michael Whitman'a ne olduğunu keşfetmekte bana yardım edecek. Elimizde ne olduğuna bakalım. Bu orijinal fotoğraf önceden nasıl olduğunu gösteriyor. Evet, bu arazi bayağı değişmiş değil mi? Ama 4 Tiger'ın olduğu tarla duruyor. Evet, burası öyle. Tamam. Burası Whitman'ın kalıntılarının bulunduğu yer. Evet, öyle. Burası 1945'te 007'nin kalıntılarının fotoğraflandığı yer. Diğer taraf süvarilerin olduğu yer. Bu bölgede ne değişmiş? Özellikle şurada Whitman'ın grubunun sağındaki meyve bahçeleri. Çoğu tamamen gitmiş. O zaman nerede olduklarını kesin olarak bilemeyiz ama 40 metreye evet, kadar kesinlikle tahmin edebiliriz. Bir sonraki kısım Sherbrooke'lar. Şimdi şato ve duvarın büyük kısmı yok, tamam mı? Sherbrooke'lar zor olacak çünkü atışı hangi Sherbrooke'un yaptığını bilmiyoruz. Hadi gidip hazırlanalım ve 10-12 dakikalık sürede bu muharebede olanları baştan yaratmaya çalışalım. Tamam. Hadi arazi mühendisine gidip ne olduğunu öğrenelim. Burası 007'nin vurulduğu yer. Bu Whitman'ın tankıydı ve araştırmamıza buradan başlayacağız. Araziyi önce görüş açısı için inceleyeceğiz ve ne görebildiklerini göreceğiz. Sonra da arazi ölçümü ve GPS kullanarak mesafeleri ölçeceğiz. Vincent'tan burayı sıfır noktamız olarak hazırlamasını isteyip şurada diğer Tiger'ların yerlerini bulmaya çalışacağız. Hadi gidelim. Önce doğu tarafındakini yapalım. Tamam. 1944'te çekilmiş hava fotoğraflarını kullanarak Norm, 4 Tiger enkazının pozisyonlarını belirliyor. Süvariler, nişancıları Joe Atkinson, Whitman'ı ve başka iki tankı vurduğunu söylüyorlar. Oldukça etkileyici. Norm, San Antonio'nun güneyinde süvarilerin pozisyonuna dönerek orada savaş meydanını inceleyip İngiliz iddialarını sınayacak. Bakalım, şurada Sinto var. Gumeznil ve burada süvariler hazır vaziyetteler. Siper almışlar. Eğer olursa bir karşı saldırıya tamamen hazırlar. Almanlar da çabucak bir tane düzenliyorlar. Gün ortasına doğru Almanların gelmek zorunda olduğunu anlamıştık. Bizi daha fazla burada bırakamazlardı. Ana yolun bizim tarafımızdan gelen dört Tiger vardı. 3 Tiger'ın önümüzden geçtiğini gördüm. 1100 metre kadar ötedeydi. Tank komutanım 750 metre yaklaşana kadar beklememizi söyledi. Huzursuzlanmaya başlıyordum. Komutan ilerle sürücü dedi. Ve biz de siperden çıktık. Siperden çıkarken arkadaki Tiger'a nişan al dedi. Ben de arkadaki Tiger'a nişan almaya çalıştım. Bu boyda bir teleskoptan bakınca pek bir şey görünmüyordu. Ama 750 metre ötede bu kadarcıktılar. Çok küçüktüler. Ateş ettim. Geri giderken ikinci tanka baktım. Muhtemelen çok korkmuştum.
Ama beni avlamadan ben onları avlamalıyım diye düşünüyordum. Sıradaki ikinci tanka ateş ettim. Anında havaya uçtu. Üçüncü. Üçüncü siper aramak için dönüyordu. Hazır olur olmaz ona da ateş ettim. Süvariler burada. Üç Tiger'ın geldiğini gördüklerini ve üçünü de vurduklarını söylüyorlar. Peki bir Firefly'in tehlike bölgesi ne kadardır? Etkili olarak ne kadar uzağa ateş edebilir? Etkili olarak yaklaşık 800 metre. 1200 metreye kadar ateş edebilirler ama o mesafede çok çok şanslı bir atış olması gerekir. Evet. Bence buradan Whitman'ın Tiger'ına baktığımızda mesafe 1 kilometreden fazla. O zaman Vincent'a soralım. Bana üçüncüyü verebilir misin? 767 metre. Peki ya ikincisi? 754 metre. 754 metre. Bu olmalı. Buradaki olmalı. 754 metre. Birinci tanka ne kadar? 775 metre. 775. Bu 800'ün içinde. Bu bir Firefly için iyi bir mesafe. Şimdi Whitman'ınkine ne kadar uzak? 967 metre. 967. Bu neredeyse bir kilometre eder. Bu topun menzilinin neredeyse sınırında. Göz önüne alınması gereken pek çok şey var. Sıradaki bu üç Tiger buraya North Hampshire süvarilerinin pozisyonuna en yakın olanlardı. Bu yüzden önce onları vurmuş olmaları daha mantıklı. Çünkü 800 metrenin içindeydiler. Bu bana daha mantıklı geliyor. Yani buradan o üç Tiger'ı ufukta açıkça görebiliyorlardı. Ama Whitman tepenin arkasındaydı. Şu beyaz binanın yakınındaydı. Şanslı bir atış isabet kaydedebilirdi ama çok ustaca bir atış olmalıydı. Evet. Ama bu dört Tiger vurdukları anlamına gelirdi. Bu süvarilerin o gün olanlar hakkında anlattıklarına uymuyor. Tiger'ların üçü görünüyordu, kolay atışlardı. Ama dördüncüsü oldukça zordu. Norm Christie'nin Michael Whitman'ı kimin öldürdüğünü bulmayı amaçlayan araştırması, 8 Ağustos 1944'te Sinto yakınlarında vurulan bütün Tiger tanklarının yerini tespit etti. San Anya'nın güneyinde İngiliz süvarilerinin mevkisinde yaptığı araştırma birliğin iddialarını şüpheli kıldı. Şimdi Kanada tanklarının yerlerini saptayıp, savaş meydanını onların bakış açısından inceleyerek ölümcül atışı onların yapmış olup olamayacağını keşfetmek için Gumezli'ye gidiyor. Burası eski şatonun arazisi değil mi? Evet öyle. Şimdi onu çevreleyen duvarın kuzey kısmının çoğu artık yok. Ama güney kısmı hala burada. Geçen gün bulduklarımızdan Sherbrooke'ların buraya geldiklerini biliyoruz. Senin hava fotoğrafların onların ulusal yol üzerindeki bir duvarda delikler açtıklarını gösteriyor. O da burada. Buradaki güney duvarında iki büyük delik görünüyor. Bir tanesi burada, tam önümüzde olmalı. Diğeri de solda, şuraya doğru olmalı. İşte şurada. Buraya biraz önce Sherbrooke'ların burada olduklarına dair deliller arayıp bulmak için geldik. Bazı izler bulduk ama duvarın ne kadarının kayıp olduğunu ve Tiger'ların gelmiş olacağı doğu yönüne bakan büyük gediklerin var olduğunu fark etmemiştik. Tam yolun üstünde bir çiftlik vardı. Ve ilk Alman tankları Sinto'dan dışarıya o bölgeden çıktılar. İlk anda telsiz ağının aktive olduğunu hatırlıyorum. Görüyorum bazı tanklar geliyor. Kendi gözlerimle yola en yakın tankı görebiliyordum. 180 metre civarındaydı sanırım. Ona ateş etmedim. Ona takımımdan başkaları ateş ediyordu. Tankın kendisinin ona açılan ateşle havaya uçtuğunu hatırlamıyorum. Büyük bir patlama hatırlıyorum. Bir de taretin yere çarptığını gördüğümü hatırlıyorum. Whitman'ın tankına ne kadar yakın olduğumuzu gördüğüne şaşırdım. Evet, şaşırdım. Çünkü hava fotoğrafına baktığında bile çok yakın görünmüyor. Şu anda arazide durup bu taraftan Whitman'ın tankının vurulduğu yere bakıyoruz. Gerçekten çok yakın görünüyor. O zaman Vincent'a Whitman'ın tankından tam ne kadar uzakta olduğumuzu soralım. Vincent, bana Tiger 1'e olan mesafeyi verebilir misin? 143 metre. 143 metre. Bu inanılmaz derecede yakın. Elimizde şu var. Tankın nerede olduğunu biliyoruz. Orada.
Sherbrooke'ların yerini biliyoruz. Burada şu tarafa Whitman'ın tankına doğru ateş ediyorlar. Elinde bir şema var. Ben ona bir Tiger çizimi gösterdim. Ve Ser de bana asıl darbeyi gördüğü yeri çizdi. Sol ön soğutma ızgarasında. Bu Whitman'ın tankının sol arkası. Mermi yolun çok alçak olmalı. Evet öyle. Çünkü çok yakınsın. Bu atışın buradan gelmesi olasılığını çok yüksek kılıyor. Evet. Sonra içeri girdi ve yavaş yavaş yakıtı ve cephaneyi ateşledi. Sonunda da taret havaya uçtu. Muhteşem. Bu kadar yakın olduğumuza inanamıyorum. Ben en az 500 metre mesafedeyiz diyordum ama şimdi 150 metredeyiz. Gerçekten de Kanadalıların yaptığı neredeyse kesin. Başka bir alternatif düşünebiliyor musun? Fotoğrafı çeken adam bir Tayfun roketi olabileceğini söylüyordu. Çünkü tankın yanında yatan patlamamış bir Tayfun roketinin fotoğrafını çekmişti. Tayfun roketi olduğunu sanmıyorum. Çünkü seri atışlıydılar ve çok isabetli değillerdi. Bu yüzden tankı vurmak çok zor olurdu. İkincisi de Tayfun roketleri kilolarca patlayıcı taşırlardı. Ve eğer bunlardan biri tanka çarpmış olsaydı, tankın arkası paramparça olurdu. Gövdeyi tek parça göremezdin. Yani gerçek bir yanma izi yok. Yok. Öyle olduğuna dair hiçbir kanıt yok. Pek mümkün değil. Yani elimizde tek bir şey kalıyor. Kanadalılar. Sherbrooke'lar yaptı. Evet. Savaş meydanını Alman, İngiliz ve Kanadalı mevkilerinden inceledikten sonra Sinto Savaşı'nı baştan yaratmak ve Alman panzer komutanı Michael Whitman'ı öldüren saldırıyı saptamak artık mümkün. Joe Atkinson, Senanyan yakınlarındaki mevkisinden 3 Tiger'ı vurduğu kesinleşti. Ama Atkinson, Whitman'ı öldüren atışı yapmış olma olasılığı yok görünüyor. Özellikle deliller ölümcül atışın Gumezil yakınlarındaki Kanada tankları tarafından Kara Baron'un tankından sadece 143 metre öteden geldiğini gösterirken. Sinto Savaşı'nı takiben müttefikler güneye doğru Normandiya'yı savunan son Alman birliklerine yönelik saldırılarını sürdürdü. 80 gün içinde geri çekilmekte olan Alman ordusunu tamamen kuşattılar. Normandiya Savaşı neredeyse bitmişti. Toplamda 50 bini Alman, 100 bin kişi hayatını kaybetti. La Cambe Mezarlığı, Normandiya'daki en büyük Alman mezarlığı ve içinde 21 bin mezar bulunuyor. Bunların arasında 8 Ağustos 1944'te öldürülen iki Tiger komutanı da var. Askeri tarihçi Norm Christie mezarlarını ziyaret ediyor. Bu Will Irion. Tarlayı geçerken vurulan Tiger'lardan birinin komutanı. Bunun toplu bir mezar olduğu ve orada ölen mürettebatını da içerdiği görülüyor. Bunlar tankın içindeki yangın yüzünden her zaman kısmi kalıntılar oluyor. Muharebeden sonra geriye gömecek çok az şey kalıyor. Ölümünden 60 yıl sonra bile Whitman'ın efsanesi yaşıyor. Mezarı diğerlerinden çiçeklerle çevrili olmasıyla ayrılabiliyor. Whitman'ın ne için savaştığını unutmamalıyız. Bazen böyle adamları romantize ediyoruz. Adolf Hitler için savaşmalarına rağmen. Bu Whitman'ın toplu mezarı ve burası 1983'te kalıntılarının gömüldüğü yer. Büyük bir tören yapıldı. Whitman'ın dul eşi geldi. Onu onurlandırdılar ve onu onurlandırmaya devam ediyorlar. Michael Whitman hayatını sınırda yaşadı. Risk almaya istekli olduğu ve fırsatları değerlendirdiği için ünlü oldu. Ama onun için 112 rakımlı tepedeki Kanadalılara hücum etmek intihar oldu. İçimde Whitman'ın o noktaya geldiğinde savaşın kaybedildiğini anlayacak kadar uzun zamandır savaşta olduğunu söyleyen bir his var. Belki de giderken son düşünceleri Valhalla geliyorumdu. Sherbrooke'lar Michael Whitman'ı gerçekten hakladı. Ve bunu fazla önemsemedik. Hiçbirimiz bu adamın kim olduğunu bilmiyorduk.
Hitler'in doktrinlerini kabul etti. Tankına binip başka insanların ülkelerine saldıracak kadar ülke üstüne ülke, başka bir insanın ülkesine öldürmek için giden herkes suçludur. Almanlar için bir kahraman olabilir ama benim için değil.